insibağ vardır. Boya değdi. Değmesin yağlı boya. Boya değdi. Onun için birbirimizi iyiye de boyuyoruz, kötüye de boyuyoruz. Eğer iyi yerde olursanız birbirinizi iyiye boyarsınız. İyi insanlarla olursanız iyi insanların boyasına boyanırsınız. Tam da o ayeti hatırlamanın zamanı değil. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Sadıklarla, Allah'a sadakatini ispat etmiş insanlarla, Allah'a sadakatini göstermiş insan, hakikate sadık olan insanlarla, gerçeğe sadık olan insanlarla beraber olun. Bu çok önemli. وَكُونُوا مِنَ الصَّادِقِينَ diye gelebilir de ayet. Gelmemiş. Yani sadıklardan olun diye gelmemiş. Hatta kunu sadıkîn diye gelebilirdi. Değil mi? Harfi cerleri, tüm edevatı bir tarafa bırakalım. Doğrudan efendim mef'ulü mutlakla gelirdi. Ne olurdu? Sadıklardan o. Sadık olun yani. Sadık olun. Sadık olun şeklinde gelmiyor. Sadıklardan olun şeklinde gelmiyor. Sadıklarla beraber olun şeklinde. Niye? Sadık olabilirsiniz. Fakat sadakati sürdüremezsiniz. Sadakati sürdürmeniz için mutlaka sadıklardan oluşmuş bir toplumun içinde olmanız lazım. Mutlaka, yani bu ne demektir? Atmosferinizin olması lazım. Atmosferiniz. Bakın şu dünyaya, aziz dostlar. Şu dünyada biz zannederiz ki güneş keramet güneşte. Güneş ışığını gönderiyor, yeryüzünde bu cennetasa bir hayat yeşeriyor. Bu doğru. Bu doğru. Ama bu doğrunun yarısı. Eğer yeryüzünü çevreleyen o muhteşem atmosfer kubbesi olmasaydı, güneş ölüm kaynağı olurdu. Zehirli ışınlarıyla. Buyurun. Atmosfer. Atmosfer süzüyor. Faydalı ışınları gönderiyor. Zehirli ışınları orada tutuyor. Muhteşem bir gaz tabakaları sistemi. Stratosfer, stratosfer, biyosfer, izonosfer vesaire vesaire. Efendim Rabbimiz kat 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 sarmış, sarmalamış, tabirca ise elemiş, belemiş bu yeryüzü bebeğini kullarım misafir kalsın diye misafirhaneyi bize döşemiş. Ve eğer o gaz olmasa o zaman yeryüzündeki şu ışıma da olmaz. Atmosferin dışına çıkıyorsunuz, güneş bizim dünyadan gördüğümüz geceki yıldızlar gibi gözüküyor. Evet, güneş de bir yıldız. Şu gece yıldızı ne kadar görüyorsak uzayda öyle görüyoruz güneşi. Niye peki uzayda öyle görünen, atmosferin içinde böyle? Atmosfer floresan lambadır. Tıpkı şu floresandır. Rabbimiz onun içinde ışık geldi mi, floresan etkisiyle muhteşem bir gündüz. Onun için işte ennehar, yani gündüze yemin eden, ve nehar diyen Rabbimiz gündüze onun için yemin eder. Gündüz özel bir dizayndır. Onun için gündüzün kerameti güneşe ait değildir sadece. Atmosfer nedir peki? Atmosfer ortamdır. Ortam. Atmosfer burasıdır. Bura atmosferdir. Şimdi siz atmosfere girdiniz. Eğer bu ortam olmasın, güneşin karşısına koyalım yıldız görürsünüz. Ama atmosfere girince güneş gündüz eder ortalığı. Sohbet tam demini bulur. Sohbet boyar. Onun için atmosferini mutlaka bulmak lazım. Çocuklarınıza atmosfer hazırlayın. Oğullarınıza ve kızlarınıza atmosfer hazırlayın. Kendinize atmosfer hazırlayın. Lütfen bir atmosferin içinde olun. Yoksa yok. Yoksa kaynayıp gidiyor. Tek başına ayakta kalamıyor. İşte vekunu ma'as-sadikin o.
Yani atmosferin içinde olun. Sadıklarla beraber sadakati muhafaza edin. Yoksa yok. Görüyoruz zaten. Nasıl dayanabileceksiniz? Nasıl direnebileceksiniz? Üzerinize üzerinize geliyor kir. Üzerinize üzerinize geliyor günah. Yani sizi koruyacak ne var? Hele hele taşların bağlandığı, affedersiniz, salındığı, günahın salındığı bir ortamda nasıl edeceksiniz? Elinizi yıkasanız ayağınız batıyor. Ayağınızı yıkasanız sırtınız batıyor. Onu yıkasanız yüreğiniz batıyor. Onu yıkasanız zihniniz batıyor. Çünkü kirlenmiş bir hava soluyoruz. Kirli bir hava soluyoruz. Eskiden bilgi kirliydi. Bilgilerin kirlendiği çok olur. Kirli bilgi temizlenir. Ne yaparsınız? Test edersiniz, çek edersiniz, getirirsiniz, temiz bilgi sahibinin önüne dökersiniz. Bu doğru, bu yanlış, bu doğru, bu yanlış. Ayıklarsınız. Fakat şimdi daha beter bir şey oldu. Duygular kirlendi. Çok kötü bir şey. Duygular kirlendi. Yani insan insana bakarken bakışından bile emin olamazsa nasıl oturur da aynı şeyi paylaşırsınız? Onun için behemahal atmosferi oluşturmak lazım. Yoksa yok. Bura bir